Ben Cemil Polat Özata, Türkiye Hokey Federasyonu'nda sporcuyum. Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yaşım 22. Bu spora 5-6 yıl önce başladım. Ailemde kardeşim var, aynı takımda mücadele ediyoruz. Ailemde başka spor yapan yok. Daha önceden önümüzde örnekler yoktu. Biz kendi kardeşlerime örnek oldum. 2017 yılı U21 Avrupa Şampiyonası'nda derecemiz var. Şampiyon olduk. Namalip şampiyon olduk. Şu anda da Süper Lig'de mücadele ediyoruz. İkinci etapa hazırlanıyoruz. İnşallah daha iyi olur. Dört kardeşiz. Aile içerisinde ikimiz olaraktan şu anda kulüp bazında çalışan ikimiz var, sporla uğraşan. Yaklaşık 4-5 sene önce başladım. Abim desteğiyle, abimin başlamasıyla ben bu spora yöneldim. Yöneldikten sonra da bu sporda devam ettim. Bir bağımlılık yaptı diyebilirim üzerimize. Bu şekilde devam ettik biz. Devam ettikten sonra da kopamadık. Yani bir bağ yakaladığımız için bu şekilde devam ettik bizler de. Sevdik, severek yaptığımız için de biz bu şekilde ileriye taşımaya çalıştık. Taşıdıkça da daha fazla bağlandık. Böyle devam ettik. Derecelerinden bahsedersek aynı şekilde birinciliklerde açık alanda, kapalı alanda şampiyonluklarımız oldu. 16 sezonunda 16 yaş kategorisinde bir şampiyonluk elde ettik. O 18'de bir şampiyonluğum var. Avrupa standartlarında bir şampiyonluğum yok. Bu şekilde bir derecem yok. Yani bazı aksaklıklar, diğer türlü sıkıntılar yaşandığı için elde edemedik. Onun için uğraşıyoruz, onun için devam ediyoruz. Daha fazla ileriye gidebilmek için uğraşıyoruz. Bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Daha fazlası için uğraşıyoruz, yani bu şekilde devam ediyoruz. İlkokul zamanlarımızda abimin uğraştığı farklı branşlar vardı. Ben de çok istiyordum bir branşta uğraşmayı. Ama genellikle bireysel olaraktan yaptığı bir branş olduğu için kendimde o bireyselliği, yeteneği göremiyordum. Göremediğim için de o sporlara yönelemedim. Ama hocamızın desteğiyle bu takım sporuna başladığı için, hokey branşına başladığı için ben de yanında gide gele antrenman zamanlarında tribünden izleye izleye bir heves edindim. Ondan sonra bir kolumdan tutularak sahaya atılmayla bu şekilde bu branşa başladım. Abimin yolunun üzerinde ilerlemeye çalıştım. Çünkü benden bir tane daha farklı bir büyüğüm yoktu. Tek bir büyüğüm abim olduğu için onun yolunda ilerlemeyi istedim. Onunla bu şekilde spora devam ettim. Onun sayesinde başladım yani. Bizim annem babam ilkokul mezunu. Yani okumamışlar. Bu yönden hani sporsal faaliyet vesaire benle tanıdılar. Çünkü ailenin en büyük çocuğu ben olduğum için ben çok hevesliydim. İlkokulda güreş hocam vardı. Onun sayesinde başladım spor kariyerime, spor hayatıma. O beni her türlü branşa ısıtan, her türlü branşı sevdiren insan oydu. Onun sayesinde spora başladım. Ailemi de sporla tanıştırdım. Yeri geliyordu. Çünkü ilk başladığımda hokey branşına antrenmanlarımız çok uzaktı. Evden 7-8 kilometre yol gidip antrenman yapıyorduk. Tekrardan yorgun antrenmandan çıktıktan sonra o yolu geliyorduk. Babam bazen şikayetçiydi bu konuda. Hani derslerini aksatıyorsun, işte gitme, derslerine odaklan, şöyle böyle. Ama şu anda diyor ki eğer ben o sporu yapmasaydım belki şu anda üniversitede 3. sınıf öğrencisi olmayacaktım. Belki milli sporcu olmayacaktım. Belki devletin bana verdiği burstan faydalanamayacaktım. Bunları gördükleri zaman diyorlar ki ha, demek ki doğru bir şey yapmışız. Ki spor her zaman insanı hayata, ailesine bağlayan bir faktördür. Ben bunu gördüm. Eğer ben spor yapmamış olsaydım diğer ilkokul, lisedeki arkadaşlarım gibi daha farklı şeylere, kötü alışkanlıklara yönlenebilirdim. Ama spor beni hep aileme yakın, hep kardeşime yakın, hep takım arkadaşlarıma yakın kıldı.